Geldi kızım ya. Yapacak şey yok ya. Bence eşlerin birbirine saygı duymamaları. Hayat pahalılığı, şiddetli geçimsizlik. Ya hem ekonomik hem de böyle dışarıdaki insanların tarzlarından. TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre Kayseri'de son 3 yılda en çok evlenme ve en çok boşanma 2021'de gerçekleşti. Sizce boşanmaların sebebi ne olabilir? Geçimsizlik, insanların yani yetinememesi. Aldığı zaten insanlar 5500 lira. Kadına mı harcasın, evine mi harcasın, kirasına mı harcasın? Çocuk varsa çocuğa mı harcasın? Neyi yetiştirsin ki 5500 lira? Yani eskiden... Yani bizim zamanımızda bundan 15-20 sene önce insanlar aldığı parayla yetişebiliyordu. Şimdi yukarıya çık. Çocukların %99'u iki kişi ortak para katıyorlar. Bir şeyler alıp bir şeyler yiyorlar. Yani yok, geçim yok. Yani bu da neden oluyor? Maddi. Ha, maddi de var. Biraz da insanların anneleri babaları da karışıyor. Yani bundan dolayı da. Yoksa yani en çok geçim sıkıntısından dolayı boşanmalar. Türkiye'de de yani birinci sırada Kayseri. Vallahi en büyük etken şu anda geçim. İşsizlik ve hayat pahalılığı zaten onun başında geliyor. Şimdi zaten asgari ücretle çalışan insanların çoğunluğu geçinemedikleri için en büyük etkenlerden biri de bu zaten. Boşanma olayına ilk darbeleri yani dediğimiz gibi bu olaylardan kaynaklanıyor. Bundan dolayı yani. Bence iki sebebi var. Ekonomik sıkıntı. Biri ekonomik. Birisi de... Ne? İki tane. Bir tane daha var, dur. Aklıma gelecek şimdi. Bir tanesi de... Şey farkı diyorum ben buna. Sınıf. Yok, kültür farkı. Ben ikisine yapıyorum. Ben işletme mezunuyum. Ben ikisine bağlıyorum. Çünkü genelde de... Şeylerde, mahkemelerde olanlar, bitenler yani oradaki yazılan, çizilenler bununla ibaret. Ben ikisini bağlıyorum. Öyledir herhalde. Kültür farkını şöyle ben şey yapayım. Mesela ben mezunuyum, işletme mezunuyum. Hanımım ilkokul mezunu. Anlaşılmıyor. Kafa yapısı anlaşılmıyor. Anlaşamıyorum mesela. Ben geçi hanımım amca kızım, ben anlaşabilirim be her şekilde de. Ama benim değil de başka türlü olanlar anlaşamıyor maalesef. Ama yine de diyorum, birinci sebep ekonomi. Bence ekonomi. Yani insanlar geldi kızım ya, yapacak şey yok ya. Ailesi diyelim. Bence eşlerin birbirine saygı duymamaları, dışarıya bakıp, şu televizyonlarda çıkanlara bakıp, bu çıkan kanallar genelde güvensizlik veriyor insana. Eşlere şüphe duygusu getiriyor. Eşinden şüphe duymasa da bu gördükleri kişilerden aldıkları ne bileyim hareketleri kendilerinde görüyorlar. Bu da ne yapıyor? Eşini yargılamaya kalkıyor. Şöyle böyle derken tartışma çıkıyor. Tartışmada iki tarafta anlayışla karşılamayınca ne oluyor? Zıt düşüyorlar. Onun ona saygısı olmazsa, kocanın karıya saygı, eşine saygısı olmazsa, affedersiniz karı dedim, karı koca derler ya hani. Ne olur, bu da tartışmaya çıkıyor. Tartışmanın sonucu da boşanmaya karar gidiyor. Biraz da hani eşlerimizin anlayışlı olması lazım. Hani bir cahil kesim deriz ya, biri bir şey dedi diye hemen lafın üstüne düşüp de tartışma yaratmamalıyız. Ya biri sinirli ise öteki alttan alıp arkası dönmeli, dışarı çıkmalı. Bazı şeyleri konuşarak anlayışla karşılamayız. Hepimiz hani derler ya, höt höt dersek ne olur? Zıt düşülür, boşanmalar çoğalır. Saygı duyduğunuz insanı seversiniz. Saygı duymazsanız o insanı sevmezsiniz. Sevgi de gelmezse ne olur? Ayrılık olur. Hayat pahalılığı, şiddetli geçimsizlik. Bunlar en çok da. Ha biz de yeni kızlar geçim kaygısı bilmiyor ki ne. Onlar her şeye hazır olsun. Hazır yiyecek, hazır içecek o. Yani bence bu zamanki durum diye düşünüyorum ben. Başka hiçbir açıklaması yok. Ya hem ekonomik hem de böyle dışarıdaki insanların tarzlarından, giyim tarzından kaynaklı diye düşünüyorum ben. Yani aldatılmalar çoğaldı. Ekonomik güç yükseldi mesela. Yani durumlar arttı ne diyeyim. Öyle o şekilde yani. Bence boşanmaların son sıkıntısı yani ekonomik olabilir. Ondan sonra anlaşamamazlık.
Ya bir de çiftler arasında mesela aile planlaması olmuyor. Çocuk çok olunca yani ekonomik daha doğrusu. Bir de eğitimsel de oluyor. Pahalılık başka bir şey değil. Geçinemiyor, ne inecek? Avrat'tan diyor ki geçindiremiyorsan bırak diyor. Ondan sonra boşanıyorlar.